bir partinin içini tutmak gibi bir mecburiyeti var. İki, seçim kazanmak için başka dengeleri de kurmak, kullanmak gibi bir mecburiyeti var. Bugün ne yapıyor o zaman? Ben bunu şey söylemiyorum. Özgür Özel'i savunmak için söylemiyorum. Bugün şimdi, sanki çok özür diliyorum. Böyle protest muhaliflikten masaya oturan ve tartışan Türkiye yönetmeye hazırlanan bir genel başkanlık. Çünkü içeriden aldığım bilgiler böyle bir tavra bürünmesi lazım. Ve buna bürünüyor diyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Önce burada olmaklığımdan dolayı çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Böyle yayının altına birilerinin böyle gereksiz şeyler yazmasına gerek yok yani. Aa, Metiner burada A Haber mi zannettim falan. Burası A Haber değil. Keşke A Haber'de. Keşke A Haber'de de böylesine farklı görüşler özgürce konuşulabilse. Bunu yapmayan A Haber bana göre makbul bir yayıncılık yapmıyor. Evet. Ya. Veyahut da Halk TV'de yapmıyorsa makbul bir yer. Benim medya anlayışıma uygun değil bu. Demokrasi anlayışıma da uygun değil bu. Seviyeli, düzeyli, her türlü tartışma çok seslilik içinde, özgürlükçülük içinde yapılmalı. Dolayısıyla ne burası A Haber'dir, ne de ben buraya geldiğim için buranın isterlerine uygun konuşacak bir insanım. KRT bir partinin bahçesinden tabii yayın yapmıyor ya da herhangi bir partinin. Ama doğrusu bu. Bahçesinden yayın yapmıyor. KRT her görüşün, her bakış açısını, sesini duyurup doğru olanı milletin tercih etmesi. Bir de hani şuna önce gerek yok yani böyle işte Mehmet Metin acaba söylediklerine kendisi inanıyor mu? Yani bugün bayağı izleniyoruz demek ki çünkü yani ilk kez çıkmıyorsunuz KRT'ye. Tabii inanmadığım şeyi. Hayır, bunları nereden çıkıyor? Sosyal medyada yazanlar, Fasfist'te yazıyorlar. Hayır yani ben Fasfist inanmadığım şeyi niye söyleyeyim ya? İki, bir Özgür Özel konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi iki şey belirdi, eğilim belirdi. Şu an Özgür Özel'in siyasetine dair olumlayıcı bir cümle kullansam, işte zaten eyvah, bu Erdoğan'ın bir siyaseti, CHP'yi teslim aldılar. Metiner de bunun sözcülüğünü yapıyor. Ama bizim kesimden de, bizim mahallemizin de bir takım fanatikleri, nedir bu Metiner'deki CHP aşkı? Birilerine yeşil ışık mı yakıyor? Yani defalarca ilan ettiğimiz halde Erdoğan var olduğu sürece altın tepsi içinde makamlar sunulsa bile evimize kapanırız, hiçbire gitmeyiz. Biz öyle namertlerden değiliz. Kızabiliriz, eleştirebiliriz ama asla ihanet etmeyiz. Bunu dediğimiz halde bile bizim mahallemizin bir takım işgüzarları, fanatikleri, bunlar da Metiner'in bu CHP aşkı nereden geliyor? Halbuki benim söylediğimin daha fazlasını Erdoğan söylüyor. Ama Erdoğan aynı şeyi söylemiyor. Ama bir takım Metiner fobistler var yani. Tamam. Bizim mahallede de var. Bizim mahallede de var. İşimizde de var yani. Erdoğan'ın söylediğin aynısını söyleyeyim. CHP'de daha çok var ama. Yani Erdoğan'ın söylediğin aynısını söyleyeyim. Rahatsız olacak olan AKP'liler var. Tahmin edebiliyorum. Çünkü zaten AKP'li ifadesini bilerek mi kullanıyorsunuz? Tabii ki. Çünkü burada zaten bugün reisin suçladıkları onlardı. Hı. Ama mesela ona bir şey diyemiyor. Ya ben Tayyip Erdoğan gibi düşünemiyorum ama bana şey yapabiliyor. Mesela etnik milliyetçiliğe diyor, ırkçılığa diyor. Ben söylesem, ırkçılığa karşıyım dese zaten bu Kürttür, bölücüdür, bilmem nedir. Ama aynı şey Erdoğan dediğinde ya reisin bir bildiği var. Ben böyle particilik anlayışına karşıyım kardeşim. CHP'yi böyle savunan fanatiklere de karşıyım. AK Parti'yi böyle savunan fanatiklere de karşıyım. Ben bu anlamda partici değilim. Ama Özgür Özel bir şey söylemişse, anlamlıysa, değerliyse, Türk siyasetine, ülke barışına katkı sunucu nitelikteyse yürekten alkışlarım. Yürekten alkışlarım. Benim tartışmayı açmamız gereken, hani medyayı şimdi konuşurken bence Türkiye'de aydınları da konuşmamız lazım. Aynen, aydın kalmadı. Ya ne aydını? Özgür Özel AK Parti ile masaya oturuyor, Özgür Özel şöyle. Öbürü bir şey yapıyor, öbürü böyle. Erdoğan bir şey yapıyor, onu böyle. Herkes suçu. Neden? Şimdi Özgür Özben dediği nedir? Yabancı düşmanlığı, Türk milletinin asaletiyle. Tek tırnak içinde yabancı diyoruz. Onlar yabancı değil. Ne onların diyor? Onların ataları Çanakkale'de benim atalarımla aynı toprağın altını paylaşıyorlar. Aynı vatan için öldüler. Ben onlara yabancı gözüyle bakmam. Ama tut ki yabancı olsunlar. Yabancı düşmanlığı yapmak Türk milletinin asaletine yakışır mı? Genetiğine yakışır mı? Saygınlığına yakışır mı? İrfanına yakışır mı? Özgür Özel diyor ki bunu yapmayınız. İki, ne diyor? Bu ülkenin aynı zamanda başka dillerde konuşan vatandaşları da var. Sırf yabancı göçmenler için söylemiyorum, mülteciler için söylemiyorum. Şimdi Almanya'da
Hepimiz gidiyoruz, görüyoruz Hollanda'da. Ya Türkçe tabelalar var. Bugün Arapçaya söyleyen yarın Kürtçe karşısına çıkar. Şey var, Türkçe tabelalar var. Yani Alman hükümeti bunu yasaklarsa bu bizim hoşumuza gider mi ya? Yani bir ülkede farklı bir dilde bir tabelanın olması, bu şekilde konuşulması gereken bir konu olmamalı ya. Bir, bu ülkenin vatandaşlarının dilidir zaten. Kürtçe de bu ülkede konuşan, yaşayan vatandaşların dilidir. Türkçe de, Arapça da başka bir dilde. Bu kanunumuzda düzenlenmiştir bu arada. Ne var bunda? Şimdi İngilizce tabela astığında Türkçe'ye halel gelmiyor. Milli birliğimize halel gelmiyor ama Kürtçe, Arapça tabela astığında bu başka bir duyguya yol açıyorsa bu kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Özel'in dediği şey doğru. Bir de dinsel bir argümantasyon üzerinden bir şey söylemedi. Bunu savunmak için söylemiyorum. Ben CHP zihniyetini eleştiren, CHP siyasetini eleştiren bir insanım. Ama şöyle diyor, halkta şöyle bir algı oluşur diyor. CHP dinsiz, dine düşman, bunu besleyen bir algı var ki yerinde bir algıdır. Haklı tek parti dönemine dair bir sürü şey anlatılmıştır yıllar yılı. Diyor ki Arapça Kur'an dili olduğu için sanki biz de Kur'an diline karşıymış gibi bir algı oluşabilir. Bunu yapmayın bir, iki, bir de tabelanın içeriğine bakınız yani. Hı hı. Bölücü nitelikteki bir tabela işte. Peki. Zaten Türkçe yazsan da yasaktır. Kürtçe yazsan da yasaktır yani. Şimdi